Bayram akşamı adam ve eşi kuyumcuya girdiler. Arkalarından da adamın annesi torunuyla beraber onları takip ediyordu. Eşi bir sürü ziynet eşyası alarak alışverişini bitirdiğinde adam satıcıya ne kadar tuttu diye sordu. 20.100 riyal diye cevap verdi satıcı. Adam tartıya baktı, sadece 20.000 yazıyordu. Bunun üzerine satıcıya 100 riyal nereden çıktı dedi. Satıcı anneniz 100 riyale bir yüzük satın aldı deyince adam yüzüğü alıp satıcıya fırlattı ve kadına bakarak senin yaşındakiler altın takıyor mu? Bir bak etrafına dedi. Annesi oğlunun bu sözleri üzerine ağlayarak arabaya gitti. Eşi ne yaptın sen ya? Bundan sonra oğluna bakmazsa ne yapacaksın dedi. Kadın oğlunun evinde hizmetçi gibi yaşıyordu. Adam kuyumcuyu azarladıktan sonra arabaya gitti ve annesine buyur istediğin yüzük dedi. Ancak annesi hayır vallahi istemiyorum. Herkes gibi bayram sevinci yaşamak istedim ama sen bana bunu çok gördün. Allah seni ıslah etsin dedi. 6 ay sonra adam uyuşturucu kullanmaya başladı. Annesi de onun için endişelenip hapları aldığı gibi evin balkonundan attı. Oğlu deliye döndü ve annesini evden kovdu. Kadın evden çıkarken Allah yardımcın olsun oğlum dedi. Kadın oğlundan uzun zaman haber alamadı. Adam o sırada hastaneye yatmıştı. Adam hastaneden ayrıldığında psikolojisi bozulmuş, işini ve evini kaybetmiş, bir sürü de borca girmişti. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Bir gün televizyon izlerken bir hocanın anne babaya iyilik ve sıla-i rahimden bahsettiğini duydu. İyiliğin insana bol rızık getirdiğinden ve insanları sıkıntıdan, kederden kurtardığından bahsediyordu hoca. Adam başına gelen bu musibetlerin annesine kötü davranışı sebebiyle olduğunu anladığında yerinden hızla kalkarak annesini aramaya başladı. Ve onu küçük bir odada insanların ona verdiği yiyecekleri yerken buldu. Ağlayarak ayaklarına kapandı. Yaşlı kadın da oğluyla beraber ağlıyordu. Oğlu ondan özür dileyip helallik alınca kadıncağız onunla birlikte eve geri döndü. Annesine karşı iyi davranmaya başladı. Annesinin dualarından sonra iyileşti, işine döndü. Çok güzel bir eve taşındı ve bütün borçlarını ödeyerek feraha çıktı. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا